Evet, değerli basın mensupları, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve çok değerli Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ve ekip arkadaşlarının, İYİ Parti'de beraber çalıştığım ekip arkadaşlarımla beraber ziyaret ettik. Biz iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair bir çalışma yapmıştık ve yaz tatili gelmeden önce kamuoyuyla paylaşmıştım arkadaşlarımızın yaptığı çalışmayı. Partimiz adına bu çalışmayı diğer siyasi partileri de takdim etmek üzere bir ziyaret sistemi oluşturduk. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem bu çalışmamızı resmi olarak takdim ettik, hem de Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarıyla Türkiye'ye dair belirli konularda, önemli konularda, ekonomi başta olmak üzere, dış politika başta olmak üzere istişarede bulunduk. İstişarenin Türkiye açısından çok önemli olduğuna, fikir teatisinin, dilin ortaklaşması, Türkiye'ye dair çözümlerin somutlaşması açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Türkiye'de uzun zamandır istişare kavramı kayboldu. Bizlerin Millet İttifakı'nın 31 Mart'a göre 2 partisi, 24 Haziran'a göre 4 partisinin, Millet İttifakı'nı oluşturan 4 partinin istişare kavramını tekrar Türkiye'nin gündemine getirmesini önemli buluyorum. Ve bizi yönetenlere de ben yaptım olduğu fikrinin Türkiye'ye getirdiği nokta açısından onların da dönüp istişare kavramını tekrar hayatlarına almasına örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarınıza ve size. Sağ olun. Efendim Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan da ifade ettiği gibi Türkiye'nin pek çok sorunu var. Hemen hemen her alanda ciddi sorunlar var ve bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım. Türkiye'nin kendisine yeni bir yol haritası çizmesi, daha güçlü, daha dinamik bir yapıya ulaşması lazım. Bunun için de istişarelerde bulunduk, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Zaman zaman Sayın Genel Başkan ve arkadaşları, zaman zaman ben ve benim arkadaşlarım karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili olarak da bize bir çalışma verdiler. Kendilerine yaptıkları bu güzel çalışma dolayısıyla da teşekkür ederim. Ayrıca 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları bu konuda bir çalışma yapıyorlar. O konuda da arkadaşlar bilgi verdiler. Ben şunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorumlu politikacılar olarak bizler bütün sorunlara kilitlenmiş vaziyetteyiz. İnşallah bütün bu sorunlardan Türkiye'yi kurtaracağız. Güzel, yaşanabilir, huzur içinde bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Evet. Efendim sorumuz olabilir mi? Tabii buyurun. Efendim geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin... Bir de tanıtırsanız kendinizi. İlter Yeşiltaş, A Haber efendim. Evet. Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin Büyükelçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bu çağrıya bir tepki söz konusu oldu. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz ne olacak? Hangimize sordunuz? Şimdi Osman Kavala sizin tanımınıza göre Soros'cu. Öyle mi? Peki Soros'la masaya kim oturdu? Ben ve Sayın Kılıçdaroğlu değil. Sizi hiç hatırlamıyorum. Ben hiç oturmadım. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'na böyle bir talepte bulunulmasını doğru bulur muyuz? Hayır, bulmayız.
Ama böyle taleplerin Türkiye'ye yapılır olmasına yol açmayı da doğru bulmayız. Dolayısıyla Rahip Bronson'u hatırlatan eylem ve söylemlerden Türkiye'nin uzak durmasını, Türkiye'nin itibarını öne koymasını tavsiye ederiz. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçecek tek yolun gerçekten hukukun işletilmesidir. Türkiye'deki hukuku, yargıyı oluşturan kurumların işlemesidir. Dolayısıyla söyleyeceğim budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyacağı sözünü verdi. Ve bunun içinde bir anayasa değişikliği gerçekleşti. Ve bu anayasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle çıktı. Bir ülkenin itibarı imza attığı bir sözleşmenin arkasında durmaktır. İmza attığınız bir sözleşmenin gereğini yapmıyor ve arkasında durmuyorsanız itibar kaybeden Türkiye ve onu yönetenler olur. Biz Türkiye'nin itibarının her yerde, her alanda, her sahada korunmasını isteriz. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı varsa o kararın da uygulanmasını isteriz. Eğer Türkiye gerçekten demokratik bir ülke ise, bir hukuk devleti ise bu çerçevede hareket etmesi lazım. Bir şeye de dikkatinizi çekmek isterim. Sayın Genel Başkan da ifade etti. Türkiye'ye dışarıdan yapılacak hiçbir müdahaleyi doğru bulmayız. Hiçbir müdahaleyi. Ama dışarıdan müdahale etmesine ortam hazırlayacak yönetimi de kabul etmeyiz. Öyle bir yönetim de olmaz. Türkiye hukuk devletinin kuralları içinde gereğini yapar ve hepimiz de gereği yerine geldi diye herhangi bir düşünce, farklı bir düşünce ifade etmeyiz. Ama geldiğimiz nokta maalesef üzücü bir nokta. Tele1 Ankara, Sercan İke. Efendim, Bülent Arınç katıldığı bir canlı yayında CHP'nin oylarının arttığını söyledi. Artmasının sebebi olarak da laiklik ve kemalist çizgiden uzaklaştığınızı söyledi. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu birinci sorum. İkinci sorum da TÜSİAD Başkanı'nın önceki gün yaptığı konuşmada laikliğe, yargı bağımsızlığına ve Merkez Bankası bağımsızlığına vurgu yapması, aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesinin anlamsız olduğunu ifade etmesi hakkında iki genel başkan ne düşünüyor? Önce ben mi? Siz buyurun. Peki efendim. Çünkü sorun kallavisi size öncelikle, soruldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Bülent Arınç'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları artacak önümüzdeki süreç içinde diye bir ifadede bulunması güzel bir şey. Zaten hayatın bir gerçeği. Gerçeği Sayın Bülent Arınç da görüyor. Gördüğü için de çok mutluyuz. İkinci sorunuz TÜSİAD Başkanı. TÜSİAD Başkanı da TÜSİAD yönetimi de hiç üzülmesinler. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Hukukun üstünlüğünü getireceğiz. Yargı bağımsızlığını getireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Evet, şimdi mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor dedi Sayın Başkan. Doğrudur. Laiklik konusundaki hassasiyet üzerinden sordunuz. Yıllardır şunu söylerim. Laiklik bir hukuk kuralıdır. Yani o ülkenin kanunlarının ilahi vahye göre mi olacak? Yoksa insanlar için mi hazırlanacak? Ona karar veren bir hukuk terimidir. Hukuk normudur. Dolayısıyla laikliği bugüne kadar siyasetçiler konuştu. Laikliği bugüne kadar iş adamları konuştu, din adamları konuştu. Ama hukukçuların konuştuğu hep görülmedi, ortadan kayboldu, gitti. Şimdi laiklik aynı zamanda yapılacak kanunların ruhunu vaz ettiğine göre, onun normu olduğuna göre demek ki aynı zamanda insana göre, insan için yapılmasını vaz ettiğine göre, onun normu olduğuna göre 21. yüzyılın yeni değer setlerine uygun kanunların ve bir hukuk anlayışının ortaya konulması gerektiğini de vaz ediyor.
Şimdi iş adamları açısından laikliğin önemi, hukukun üstünlüğü artı adaletle alakalı bir konu. Dolayısıyla ekonominin patronu güvendir. Güveni oluşturacak olan hukuktur, hukukun üstünlüğüdür, adalettir ve ona bağlı olarak da demokrasidir. Dolayısıyla demokrasiyle laikliğin yan yana oluşunun bugünlerde daha iyi anlaşılmış olmasını, anlaşılıyor olmasını çok olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Ama hukukçuların konuşması gereken bir norm olduğunu bugüne kadar da habire başka başka alanlarda konuşulduğu için laikliğin ne olduğunun bir türlü anlaşılamadığını da sorunuzla irtibatlı olarak anlatmak isterim, tekrar hatırlatmak isterim. Bekir Gündoğan, Kanal 7. Efendim bugün Irak ve Suriye tezkereleri Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Tezkerelerle ilgili her iki partinin tutumu ne olacak? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bütün tezkerelerle ilgili olarak önceden bir ekip kurarız. Bunu daha evvel de bir sanıyorum Demokrat Parti'yi ziyaretim sonrasında söylemiştim. Bu konunun uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir ekip kurarız. Onlar tartışırlar, bir rapor ortaya çıkarırlar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır. Çünkü milletvekili arkadaşlarımız evet veya hayır diyecekleri için bu çalışmayı yaptırdık ve o raporun sonucunda milletvekili arkadaşlarımıza ve bana sunulan raporda eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi buradan ifade etmek isterim. Yetkili organlarımızla görüşeceğiz. Dün geldi, arkadaşlar ön görüşmeleri yaptılar. Daha sonra MYK'da bu konuyu ayrıntılı olarak görüşüp kararımızı parlamentoda ifade edeceğiz. Efendim, parlamenter sistem çalışmalarının devam ettiğini belirttiniz. Siz de önerinizi sunduğunu söylediniz. Kurmaylarınızda yeni ana ilkeler üzerinde bir uzlaşma sağlamaya çalışıyor. Hatta dünkü toplantıdan sonra yazılı olarak artık bir metin haline dönüşmeye başladığı bilgileri gelmişti. Bu anlamda bu ne zaman bir sonuca varır? Aynı zamanda Sayın Akşener'in ziyaretleri devam etmişti diğer partilere. İttifakın büyümesine dair bir izleniminiz olduğu birçok farklı partiye gittiniz. Parlamenter sistem üzerine de değerlendirmeler yaptınız. Nasıl geri dönüşler aldınız efendim? Sizden de yine bu sürece ilişkin ne zaman liderler olarak bir yanıt alabileceğiz parlamenter sistemle ilgili? Teşekkür ederim. Ben vereyim ilk önce. Şimdi biz iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili yaptığımız çalışmayı siyasi partilerin genel başkanlarına ve onların uygun gördüğü arkadaşlarına takdim ediyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'ye dair görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaşıyoruz ve bir istişare ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu arada Sayın Sarıgül'le de bir görüşme yaptık. O bizi ziyaret etmişti. Aynı şekilde Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret etmişti. Onunla da aynı biçimde bu görüşlerimizi paylaştık. Yani karşılıklı istişarede bulunduk. DSP'ye bir onlar bizi ziyaret etmişlerdi. Fakat çok yoğundu genel başkanları. Sanıyorum önümüzdeki süreçte bir görüşme imkanımız olacak. Şimdi bütün bunların neticesinde birincisi bu istişareyi çok önemsiyoruz biz. Karşılıklı görüş alışverişini Türkiye'de tekrar hakim kılabilmek. Ben 22 aydır arkadaşlarımla Anadolu'yu geziyorum. İlçe ilçe esnaf geziyorum. Orada birçok insan görüyoruz. Ve Türkiye'de dedikodular üzerinden, iftiralar üzerinden, hakaretler üzerinden ama dertler üzerinden olmayan bir siyasi atmosfer var. Bir ayağı bu gezilerimizle bu gerçek dertleri görüp o gerçek dertler üzerinden konuşmak ve seçmeni veli nimet yapmak. Bir diğer yönüyle de rekabet edebiliriz biz, bütün siyasi partiler birbirimizle rekabet edebiliriz. Ama Türkiye adına, milletimiz adına, devletimiz adına ve seçmenimiz adına bu rekabeti işbirliği içinde de yapma imkanımız var. Dolayısıyla bunları başarmaya yönelik bir fener tutmaya çalışıyoruz. Buralardan da son derece verimli sonuçlar aldık.
konuşmak kadar güzel bir şey yok. Karşılıklı konuşmak kadar güzel bir şey yok. Ön yargıların ortadan kalktığı, birbirinizi anlamaya çalıştığınız bir sistem bu. Şunu söyleyebilirim, parlamenter sisteme dair ana hatlarıyla bu ziyaret ettiğimiz arkadaşlarımızın, siyasi partilerin, genel başkanlarının hiçbirinin bir itirazı yok. Onlarla da zaten 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları şu anda birlikte çalışıyorlar. O dediğiniz metin, biz Sayın Genel Başkanımızla beraber sorduk. Sayın erkek beyefendiye sorduk. Aralık ayı gibi bir bize sunulacak, genel başkanlara sunulacak bir metnin çıkacağını söyledi. İnşallah her şey iyi olacak. Evet, Aralık ayında umarım 6 siyasi partinin de üzerinde uzlaştığı temel ilkeler ortaya çıkmış olur. Bu çerçevede arkadaşlar çalışmaları yapıyorlar. Aralık ayı çok geç bir ayda değil zaten. Dolayısıyla çalışmalarında arkadaşlara başarılar diliyoruz. Evet. BBN Türk Ankara. HDP eş başkanı Pervin Buldan Ağrı'da şimdilik demokratik muhalif olduklarını ama ileriki dönemde demokratik iktidarın bir parçası olabileceklerini söyledi. Bunun hani milletvekili, daha doğrusu bakanlık teklifi olabileceği söyleniyor. Yani böyle bir yorum yapıldı bunun açıklaması sonrası. İki genel başkandan da bununla ilgili bir yorum alabilir miyim? Neresinden bakalım? Ortada seçim yok. Hayır, bakın seçim yok. Ortada kurulmuş bir iktidar yok. Türkiye'de bizlerle ilgili bir şey olduğu zaman 10 adım sonrasında siz şunu yapacaksınız diye parmaklar sallanıyor. Bu demokratik değil. Dolayısıyla demin söyledim, dedikodular, iftiralar, hakaretler üzerinden, o ona bunu dedi, bu buna şunu dedi üzerinden çok harika bir siyasi atmosfer vardı. Biz bunu yıkmaya kararlıyız. Ben Sayın Buldan'ın ne söylediğini bilmiyorum. Şu anda sizden duydum. Ama bizim gündemimizde böyle bir durum yoktur. Evet. Gerçekten de ben de ilk kez sizden duyuyorum. Ama şunu gayet iyi biliyorum. İttifakı, Millet İttifakı'nı bozacak acaba ne yapabiliriz? Böyle bir arayışın özellikle Cumhur İttifakı'nda olduğunu da gayet iyi biliyorum. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yola başvururlarsa vursunlar, bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Onlar bizlerin bu memleket için çalıştığını, bu vatandaş için çalıştığını, herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğini ve bunu da bizim hedef aldığımızı gayet iyi biliyor. Dolayısıyla bizim tek güvencemiz milletimiz. Batu Bozkürk, Deutsche Welle Türkçe. Benim sorum Sayın Kılıçdaroğlu'na, son dönemde yaptığınız açıklamalar Cumhurbaşkanı adayı olacağınız şeklinde değerlendiriyor. Özellikle Merkez Bankası ziyaretiniz ve bürokratlara yönelik yaptığınız açıklama. Öte yandan aynı dönemde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da önce Karadeniz'e sonra Güneydoğu'ya gitti ve bu da kamuoyunda İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor şeklinde yorumlandı. İmamoğlu'nun böyle bir talebi var mı? Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayrıca giderken de zaten benden izin aldım. Üçüncü büyük parti konumunda. Şimdi 6 siyasi parti aynı masada parlamenter sisteme geri dönüş çalışmalarını yürütüyor ama bu noktada HDP'nin dışlandığı ve Demokrasi İttifakı çağrısına yanıt alamadığı yönünde eleştiriler de var. Bir noktada muhalefet cephesinde HDP ile masaya oturulması, liderler düzeyinde de alt düzeyde parlamenter sisteme geri dönüşte HDP'nin de sürece dahil edilmesi noktasında görüşleriniz nedir acaba? Teşekkürler. Bizim bu konudaki görüşümüz defalarca söylendi. Hem benim tarafımdan hem arkadaşlarım tarafından. İYİ Parti'ye dair bahsettiğiniz siyasi partinin yani HDP'nin eş başkanları farklı yöneticileri tarafından da
bize dair de, İYİ Parti'ye dair de görüşler anlatıldı. Tekrarında yani ancak zaman almış olur. Değişen bir şey yok. Burada duruyoruz. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. AK Parti'nin Başkan Yardımcısı Erkan Kan Demir'in bir açıklaması oldu. Halkın, milletin sıkıntılarının farkındayız. Ekiplerimiz tebliğli kıyafet halkın arasında geziyorlar dedi. Özellikle tebliğli kıyafet kısmı tartışmaları yol açtı. Sizin yorumunuz ne olur? Peki Genel Başkanım. Allah aşkına ekonominin durumunu bilmek için tedbirli kıyafetle gezmeye gerek var mı? Ya akıl alacak şey değil. Ya bunlar gerçekleri görmüyorlar mı? Gazeteleri okumuyorlar mı? Vatandaşları dinlemiyorlar mı? Sayın Genel Başkan Anadolu'yu karış karış geziyor. Ben Anadolu'yu karış karış geziyorum. Esnafla, çiftçiyle, emekliyle, işçiyle, işsizle konuşuyoruz. Bunlar zaten söylüyorlar. Ya bunlar acaba televizyonda mı izlemiyorlar? Sadece havuz medyasının televizyonlarını mı izliyorlar? Türkiye güllük gülistanlık mı? Bütün dünyanın bildiği gerçeği bunlar bilmiyorlar mı? Efendim gerçeği öğrenmek için tedbirli kıyafet yapıp halkın arasına girecekler. Hangi çağda yaşıyorlar bunlar ya? 21. yüzyılda yaşadıklarını da bunlar düşünmüyorlar. Öyle herhalde. Ben Anadolu'yu gezerken AK Parti'ye oy vermiş, bugün grup konuşmamda da söyledim, AK Parti'ye oy vermiş, AK Parti teşkilatlarında çalışmış insanlarla da görüşüyorum. Temel mesele o tebdili kıyafetin anlamı, AK Parti yöneticisi ve AK Parti mensubu olarak vatandaşın arasında gezememe korkusu. Tebdili kıyafetin anlamı o. Çok teşekkür ederim.